San Estes Isla Evi, Kaliforniya 1996. Işıklar sönüyor. Kratos, orada mısın? Meleğim benim. Bu senin için. Söyledi. Mutasyonların ilerlediğini söyledi. Güçlerim çok fazlaymış. Kletus, korkuyorum. Her şey yoluna girecek. Beni götürmeye geliyorlar. Benim gibilerin olduğu bir yere göndermek istiyorlar. Bunu yapamazlar. Seni benden alamazlar. Sen benim hayatımın ışığısın. Seni hep seveceğim. Francis! Kratos Kesadi'ye idam cezası alacak mı? Eski erkek arkadaşın sonunda hak ettiğini buluyor. Ve dünya onsuz daha güvenli bir yer olacak. Öfke 2. Dedektif Mulligan, saygım sonsuz ama Cletus Kesedi olayına karışmak istemiyor. Buna üzüldüm çünkü sadece seni görmek istiyor. Bana kalsa Kesedi ile bir şansın oldu ve mahvettin. Peki ne istiyor? Belki de sonunda kayıp cesetleri nereye gömdüğünü söyleyecektir sana. Yani bu sefer doğru olanı yapmak zorundasın. Hayır! Çek o minik ellerini kıskımdan hemen! Dışarıda olmalıydık! Şehri korumalıydık! Ölümcül şekilde... Sen...
Ne yapıyorsun? Bırak beni! İnsanın içinde uçma dörtüsü varken sürünmeye asla razı olmamalı. Sen var ya bir tip balısın. Kendine gel ve sessiz ol. Sana daha kaç kez ben çalışırken odaya çıkma diyeceğim. Çok ciddiyim. Bu önemli. Bana saygı göstermek zorundasın. Saygı mı? Evet. Saygı mı? Evet. Tamam. Tamam. Kesediği sana bilgi verecek değil mi? Yanlış. Çünkü her şeyi mahvediyorsun. Aa, anladım, tamam. Yine emden bahsediyorum. Onu özlüyorum. Onunla konuşacağım. Senden hoşlanmıyorum. Bırak da şunu yiyeyim. Sen güzel şeyleri hak etmiyorsun. San Quentin hapishanesi. Tekrar hoş geldin Eddie Brock. Ben de tam seni düşünüyordum. Ne istiyorsun Cletus? Yani beni neden çağırdın? Canlı canlı gömülmüş birine bir iyilik yap, olur mu? Bütün hayranlarıma bir mesaj ilet. Ve karşılığında sana hayatımı vereyim. Ne? Hikayesini. Son zamanlarda yazılı basın kariyerinin iyi gitmediğini duydum. Böyle bir yazı, bir özel haber seni tekrar zirveye çıkarır. Devam et. Seri katiller çok sevilir. Ne kadar sırrım varsa anlatacağım. Eddie, bir sürü katliam. Peki neden ben? Seni severim. Pekala, anlaştık. Mesajın nedir? O uzak katedrali görürüm sadece. Hmm. Kırık melek benim diğer yarım. Bunu köşende yayınla. Bu kadar mı? Bu sıradan haikuyu kim okuyacak? Söyler misin? Sen yayınla. Ve bütün sırlarımı anlatayım. Vay be, ne şanslıyım. Güle güle Eddie. Sağ ol. Ne demek? Yavaşlığa bak. Eddie, bak. Bak. Ne yapıyorsun? İşini yapıyorum. Yüceltilen ıstırabından doğdu. Eddie. Beni unutma Eddie. Elinde ne var? Baş ağrısı ve muhtemelen tüberküloz. Ne? Yüksek sesle konuş. Bana şiir okudu dostum. Sence şaka yapmanın sırası mı Eddie? Çünkü hiç gülmüyor. Evet, gülmek sana iyi gelebilir. Yapma dostum. Böyle şeyler biraz zaman alır. Tamam mı? Tamam, sana bir şey anlattığı anda bana yazmadan haber ver Eddie. Beni utandırma. Tamam. Anladın mı beni? Güven bana. Bugünün tek iyi haberi dondurma yiyecek olmam. Hayır, beynim donuyor. Buraya gel. Bak. Bakıyorum. Al şunları. Pekala. Gözlüyorum, oh. Bekliyorum. Tamam. Şimdi, ne düşünüyorsun? Pablo Picasso olduğumu. Hayır. Tamam. Buraya gel, bak. Ne gördüğünü söyle. Bu bir ev. Boş ver. Aa, bunu biliyorum. Bu bir ağaç. Geri zekalı, otur. Şimdi. Dikkatini ver.
Rodeo sahili, Kaliforniya. Cletus Cassidy ile dostluğunun yıllardır çözülemeyen gizemi aydınlatacağı hiç aklına gelir miydi? Hapishanenin dışından görüştüğü tek insan sensin. Galiba seni seviyorum. Biliyorsunuz o bir seri katil. Kimseyi sevebileceğini sanmıyorum. Brock, FBI'ın ve polisin çözemediği vakayı çözdü. Halkın öfkesine boyun eğen Kaliforniya valisi ertelemeyi bozdu ve Cassidy için idam cezasını yeniden emretti. Brock'un kariyeri ihtiyacı olan dirilmeye kavuştu ve bu onu tekrar zirveye oturttu. Hikaye artık sona eriyor. Kurbanlar için adalet ve ailelere huzur oldu. Tek bir adamın gayretleri sayesinde. Teşekkür ederiz Eddie Brock. Ve Venom. Kurallar, işte insan yemek yok. Bu işi yapabilirdik Eddie. Giderdik, davaları çözerdik. Kötüleri yenerdik. Belki onları yerdim. Ve kahraman olurduk. Kahraman olduk zaten, bitti. Kötü adamları yiyebilirsin dedin. Yine mi bu konu? Özgür olmam lazım. Saçımda rüzgarı hissetmeliyim. Ayaklarımda da kumları. Senin saçın yok ki. Beni hiç dinlemiyorsun. Yo, dinliyorum. Artık bu şekilde yaşayamam ben. Açlıktan ölüyorum. O zaman şunları ye. Olmaz. Sonny ve Cher iyi arkadaşlar. Sen ciddi misin? Bu çok saçma, isimleri gerçekten... Dostum, bu yaptığın taciz. Bu yaptığın taciz. Ve o televizyona $2000 vermiştim. Sinirini kontrol etmen gerek. Suruki bunun için var. Sadece tavuk ve çikolatayla yaşayamam ben. Beyin yemeliyim. Tavukların da beyni var. Bu konuda sana katılmıyorum. Bak, şu zavallı salaklara baksana. Küçük beyinliler. Yapma ama dostum, şu Penny'le Tila, La Penny'le Tila'la beslenmen onların suçu. Penny'le Tila lanin. Evet, ben de öyle dedim sana. Sana defalarca söyledim. Çünkü öyle sadece mi? Beyinde bulunuyor. Ve çikolatada. Doğru. Ama şu da var, eğer bedenimde yaşıyorsan kurallarıma uyacaksın. Bedenimde yaşıyorum çünkü. Çünkü? Ne yazık ki pek fazla seçeneğim yok. Peki şuna ne dersin evlat? FBI'ye hala karıştığımız onca olay için bizi soruşturuyor. Yani eğer bir kafa daha ortadan kaybolursa kendimizi bir anda 51. bölgede buluruz. İkimizi de öldürürler. Yani birimiz sorumlu davranmalı. Sorumluluk vasatlar içindir. Yemek! Şunu yapmayı keser misin? Yemek! Lütfen şunu hemen kes. Yemek! Yapma, kes. Yemek! Kesmemek lazım. Şunu keser misin? Lanet olsun, tamam. İyi akşamlar Eddie. Merhaba Bayan Chen. İyi akşamlar Bayan Chen. Merhaba diyor. Oh. Çikolata henüz gelmedi. Olamaz. Bir anlaşmamız var. Ne olacak yani? Beni korumayı bırakacak mısın? Hiç sanmıyorum. Ben çenemi kapalı tutuyorum ve küçük sırrını besliyorum. Vay! Küçük yaşlı Bayan Chen, küçük yaşlı bir şantajcı çıktı ha? Yaşlı kısmı hariç. Ben 39 yaşındayım. Ben de Barry Manilow'um. Tabii. Bayan Chen'i memnuniyetle yerim. Hayır, hayır. Bayan Chen'i yiyemezsin. Ne? Sanırım B planına geçmemiz gerekecek. B planı nedir? Yine mi tavuk? Hayatta kalmak için insan beyni. Yemeliyim. Aa, hadi tavuk seç dostum, acele et. Bu iğrençlikten bıktım. Yapabileceğimiz muhteşem şeylere baksana. Yeteneğimizi boşa harcıyoruz. Kötü adam. Merhaba, gidecek.
Bırak! Bırak gitsin! Bırak gitsin! Bırak gitsin! Kafanı koparmam gerekir. Hayır, gerekmiyor. Onunla bowling oynayacağım. Oynamayacaksın. Bowling salonu da o sevdiğimiz hangisiydi Eddie? Lucky Strike. Hey! İndir adamı. Lucky Strike. Seni Lucky Strike'a götüreceğim ve 300 puanlık oyun çıkaracağım. Yapmayacaksın. Ve o tombol vücudunun geri kalanı da burada kalacak. Çöp suyunda yuvarlanacak. Kalkar mı? Hayır, indir onu. Yardım istememişti. Yardımımıza ihtiyacı olduğunu bilmiyordu Eddie. Arada fark var. En arıyor. En bizi arıyor Eddie. Merhaba En. Merhaba Eddie. Merhaba. Merhaba. Kibar davran. Nefes nefesesin. Seni kötü bir zamanda aramadım değil mi? Hayır hayır, işte değil. Ben sadece... takılıyordum işte. Tamam. Bak, aramana dönmediğim için affedersin. Sanırım uzaylının adamın kafasını koparması olayından sonra yalnız kalmam gerekti ve... Eski güzel günler. Neyse, bazı haberlerim var ve buluşabilir miyiz diye soracaktım. Evet. Evet, tabii bu çok güzel olur. Harika. Tamam, güzel. Yarın akşam nasıl? Yarın akşam mı? Evet, harika. 8 olur mu? Larak'la nasıl? Tamam, harika. İple çekiyorum. Ben de, hoşça kal. Harika. Doktordan ayrılmış! Bu zalimce terk edilmiş bir kadının sesi! All right. Yeah. Yapma! Yakışıklı görünmek istemiyor musun? Beni rahat bırak, bokunu çıkarıyorsun. Vay! Merhaba. Merhaba. Evet. Vay. Tuhaf. Nasıl gidiyor? Şey nasıl Bay Bey? İyi, gayet iyi. Hatırlarsın. Evet. Kıçını hala halıya siliyor. Senden öğrendi. Evet, adli. Adli yardım işleri nasıl gidiyor? Mazlumları ne kadar sevdiğimi bilirsin. Evet, evet. O yüzden ilişkimiz uzun sürmüştü değil mi? Sen söyledin. Yani? Bilemiyorum, ben şahsen söylesem daha iyi olur dedim. Hı-hı. Hayır! Vay! Oh, Ann. Vay be, bu benim... Bu benim sana aldığımdan çok daha büyükmüş. Dergisizlik. Şeyle değil mi? Denle, doktor Den. Doktor Den, evet Denle. Vay canına, Ann. Tebrikler. İyi misin? Evet, iyi. Ama ben iyi değilim. Tebrik ederim, senin adına sevindim diyebilirdin. Bazen birbirini hala önemseyen insanlar diğeri bok gibi hissetmesin diye yalan söyler. Biz de o şekilde yapsak olur mu? Hayır, ben senin adına sevindim Ann. Biliyorsun ben... Hayır. Sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bizimle evlenmesi gerekirdi Eddie. Ben mesela Den trafik kazası geçirdikten sonra kafasını ve ayaklarını kaybetse kahrolmam ve bütün dişlerini. Ne? O neydi öyle? Ne? Bir şey yok. Vay. Sana bir soru sorsam bana doğruyu söyleyebilir misin? Hani nişanlanmanı çok sevmemde olduğu gibi mi? Çünkü benden yalan söylememi istedim. Bu çok kafa karıştırıcı. Venom seninle mi? O öldü. Evet, şu anda ölü taklidi yapıyorum. Evet, yani o... Evet. Tamam. Tamam. Peki, o zaman... Hiç değişmiyorsun değil mi? Sen ne diyorsun? Bu büyük bir şok ve ben sana... ben sana aşığım. Bunu sindirmem zor olacak. Hayır, gerçek şu ki sen kimseyi sevemezsin. Birine bağlanamıyorsun. Öyle mi? Peki o zaman... Den'le evlenme. Den güvende hissettiriyor. Tamam, seninle ilişki bir hız trenine binmek gibi. İnsan ne zaman inmesi gerektiğini bilmeli. Evet, kusmamak lazım. Evet, kusmamalısın. Hey, Venom. Ona iyi bak, tamam mı? Her şeyi mahvetmeye devam etmesin. Şimdi seni ağlatacağım, Eddie. Buna bayılacak. Ağla.
Ağla. Sindir Mesezor. Tebrik ederim ben. Çok sevindim. Yavaşla dostum. Neden? Sen bedenleri inanmazsın ki. Yaralanamıyorum, iyileştiriyorsun. Akşamdan kalamıyorum, düzeltiyorsun. İstesem de kendime zarar veremiyorum. Eddie, çok üzgünüm. Kalbini iyileştiremedim. Duygusal acı çok daha kötü vuruyor ve daha uzun sürüyor. Büyük bir çocuk gibi davranıp durumu kabullenmelisin. Evet, senin için söylemesi kolay. Neden? Çünkü ben gerçek bir çocuğum. Sense sadece amipsin. Şu anda acı çektiğimiz için bu söylediğine takılmayacağım. Merak etme dostum, atlatmanı sağlayacağım. Sabahları beni ne neşelendirir biliyor musun Eddie? Hafif, bebeğim. I say either and I say either. I say neither, neither either, neither neither. Let's call the whole thing off. I potatoes, I like tomatoes, then I like tomatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes, tomatoes. Let's call the whole thing off. Neşelensene dostum. Hello. If we call, we call the whole thing off. That we must touch. Bu sana gelmiş. Bir karıncayla mı mektuplaşıyorsun? Aa, şunu dinle. Sevgili mektup arkadaşım, seni ölümüme ve dünya dediğimiz bu dönen bok çarkındaki son anlarıma tanıklık etmen için davet ediyorum. Sen Kratos Cassidy'nin sonunu getirmekten sorumlu olan kişisin. Son zamanlarında bana senin eşlik etmen en doğrusu olacaktır. Kalbimi durduracaklar tıpkı doğumumda durduğu gibi. Peki ya Kratos Cassidy hiç hayata dönmemiş olsaydı? Büyük annesini merdivenlerden aşağı itmeyecekti. Güle güle büyük anne, seni buruşuk yaşlı büzük. Annesinin küvetine saç kurutma makinesi atmayacaktı. Evet anne, ben çok çok yaramaz bir çocuğum. Babası tarafından öldürüksüye dövülmeyecekti. Ve sen Estes, istenmeyen çocuklar evine gönderilmeyecekti. O cehennem sirki. Ve içindeki tek parlak ışık. Ah Eddie. Hepimiz bu dünyaya acı ve kanla geliyoruz. Her kahramanın bir başlangıç hikayesi var. Dostum. Kratos Cassidy. Öpüyorum, sarılıyorum. Öpüyorum, sarılıyorum. Ve gülen surat. Kaçık. Bence oraya gitmeliyim. Hayır. Bu berbat bir fikir. Ama orada olmasının sebebi benim. Aslında orada olmasının sebebi kendisi. Çünkü tam bir manyak gibi davranmış. Biliyor musun, destek olsan çok güzel olurdu. Yani bir kez bile olsa. Ketçap. Olmaz mı? Burası resmen açık büfe gibi. Bu salaklardan birkaçını üflesem kimin umurunda olur ki? Kim suçlu kim değil emin olamazsın dostum. Hapishanedeler. Evet ama bazen insanlar yalan itirafta bulunup ceza indirimi alırlar. Bir katil yaratmak kitabında var. İyi misin? Evet dostum, pratik yapıyorum da.
Ben bir yırtıcıyım Eddie. Aslanlar salata yemez. Evet ama sen bir aslan değilsin. Yani seni küçük bir domuz köpek evcil yarasa gibi görüyorum. Pekala. Gıcıksın. Gıcıksın. Ne dedin? Evet vay. Bunun için bir mazeretim yok. Bence sanırım panik atak geçiriyorum. Evet imzalayayım. Parmaklıklardan iki adım uzak dur. Hükümlüye dokunmak yasak. Anlaşıldı. Ziyaretçi geldi. Bu benim olayım, bizim olayımız. Her şey senin olayın zaten. Aa, senin için keyifli bir güneydi Brock. Ne bilgi ama. Sihirli sefalet. Turunun sonu. Ruhun için endişeleniyorum. Bir insanın hayatını bitirmenin ağırlığıyla nasıl yaşayacaksın? Bana birkaç tavsiye verebilirsin diye umuyordum. Komik bir adamsın değil mi? Buna gerek yok. Hafızam olağanüstüdür. Kabasın. Bedeller. Aldığın her bir karar... Geride kimi bırakıyoruz ve nasıl bırakıyoruz? Bir karı koca yatağı, boş, çürümekte, karanlıkta hiç gelmeyecek kurtarıcıyı beklemek. Senin yüzünden. Bu adam sürekli saçmalıyor. Sen ve ben aynıyız. Hayır, hayır aynı değiliz. Çarpık kişilikler... Kötü babalar, sana çok yakın hissediyorum Eddie, ailem gibisin. Ve gerçekten dürüstçe bu dünyada tek istediğim şey buydu, aile. Ama büyük anneni ve anneni öldürmek bunu göstermenin komik bir yolu olmuş. Söylemek istediğim bir şey var mı hani... şu şey olmadan? Evet. Senin için bazı dileklerim var. Aa, çok kibar. Senin için dileğim bu acıyı yaşaman. Olamaz. Çok geç. Dilerim ki hayatının geri kalanını hep yalnız geçirmeye devam edersin. Ağır ol dostum. Nereye varmaya çalışıyorsun? Sen seni sevmiş herkes için kanser gibisin Eddie. Sana güvenen nişanlına ihanet ettin ve doğarken babanın karısını, anneni öldürdüğüm için eminim o da yüzüne bile bakmak istemiyordur. Seni adi pislik! Yok, dur yapma! Arkadaşınla bir daha öyle konuşsana, hadi konuşsana! Mahkuma dokunmak yok, hey geri çekil! Eddie, görüşme bitti. Daha önce de kan tattım dostum ve bu kan değil. Eddie, Brock'un büyük bir sırrı var. Kes sesini, kes hadi. Sanırım bu benim hatamdı. Kes sesini. Hey, sen Eddie Brock değil misin? Artık ben de bilmiyorum. Eddie! Tek kelime duymak istemiyorum. Eddie! Duymak istemiyorum. Eddie, özür dilerim. Bu bir gazeteciyle son görüşmesiydi. Artık kurbanlar hakkında tek kelime etmeyecek ya da yani bilinmeyecekler. Hala kayıp olan cesetlerle ilgili bir ipucu alma şansını ilelebet ve tamamen kaybettin. İsteyerek olmadı. İsteyerek olmadı mı? Özür diledim ya. İsteyerek yapmadın ama yaptın. Yani o kararın... Bilmiyorum. Yeter, yaptın işte. Yakalanabileceğimizi düşünmedin mi? Öldürülebileceğimizi? Hayır, böyle şeyleri düşünmezsin. Sen sadece tavukları, kendini, ne istediğini düşünürsün ve kendini düşünürsün. Sana bir şey hatırlatayım Eddie. Ben gelmeden önce tam bir eziktin. Sen bir içtin, seni ben özel kıldım. Aha, beni özel kıldın öyle mi? Sana bir şey diyeyim mi? Sen gelmeden önce bir hayatım vardı. Tavuklarım yoktu tamam mı? Ama hayallerim vardı. Evet hayallerim vardı, nişanlım vardı ve başarılı bir televizyon programım. Ama sen bunların hepsini tek başına yok ettin. Evet ama bir şey değil mi? Hayatımı tekrar kurdum ve onu yaşamak istiyorum. İyi geceler. Peki bu yeni hayatı nasıl kurdun? Ne dedin?
verdin? Büyük ve göz alıcı bir kahraman ol diye. Duvardaki ipucunu kim buldu acaba? Hı? İpucunu kim buldu? Kim? Vay. Evet. Hayır, hayır, hayır. Benim için konu kahraman olmak değil. Dostum, burada konu huzur içinde yaşama isteği. Ne dediğimi anlıyor musun? Hayır, hayır, anlamıyorsun. Çünkü hiçbir fikrin yok. Bak, konu sen kulağımın içinde sürekli kötü adamları yemek konusunda dırdır etmeden veya en konusunda şikayet etmeden veya evimi veya hayatımı mahvetmeden yaşama isteği. Seni seçtiğim için ne kadar şanslı olduğunu biliyor musun? Beni mi seçtin? Dostum, Minkmok gezegenindeki arkadaşların işe yaramaz olduğun için kovduklarında seni bir tek ben kabul ettim. Dışlanmış birisin. Kıçımın ölümcül koruması. Sen hiçbir şey koruyamazsın. İşe yaramazsın. Sana bunu tuvalet bile temizletmezler. Özür dilerim. Bu babana ne oldu hiç bilmiyorum. Düzelteyim. Buna bakın. Ki tekrar kırabileyim. Seni şerefsiz nankör! Çık! Çık git! Eşyanı topla! Defol git! Burası benim evim! Hayır! Biraz sessiz olun! Defol dedim! Sony! Yürek ister! Bende biraz var. Hayır, hayır, hayır! Evet! Hayır! Şimdi polisi arıyorum! Ben özür dilerim! Çık karşıma! Kazanamazsın. Bana bir bak. Bir de kendi boyutuna bak. Kelimsiz. Bu ne cüret böyle? Bence artık veda zamanı. Evet. Sonunda bir konuda anlaştık. Nasıl yani? Deli saçması bu. Evet. Başlamak üzere kaos. Kaos başlamak üzere. Son sözlerin bunlar mı? İyi seyirler. Thank you.
Megam kachora, megam kachora, megam kachora, megam kachora. मैं गम का छोरा हूँ छोरे है कोई बड़ी बात नहीं तू घूमे महंगी कारों में मेरी उसकी औकात नहीं एक बात ध्यान में रख लियो कि तुझे बाप के पैसे पर मैं अपने दम पर जीता हूँ मैं ऐस करूँ अपने दम पर मैं अपने दम पर पीता हूँ मैं अपने दम पर पीता हूँ मैं अपने दम पर पीता हूँ मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा सुन बेटा बाप की कमाई पर तो हर कोई घमंड कर लेता है पर मजा तब है जब पैसा अपनी कमाई का हो और घमंड हमारा बाप करे मेहनत करके तू बेटा कुछ अपने दम पर कर जाना जब हो जावे तेरा नाम बड़ा तू मुझसे आके मिल जाना मैं कौन मैं कौन मैं कौन है नाम अभी छोटा मेरा बाद में बढ़ जाएगा जब प्यार मिलेगा लोगों का तेरी सोच से आगे जाएगा इन यारों की यारी में पैसे का क्या काम है बस पूछना तू लोगों से जहाँ चलता मेरा नाम है मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा पैसे का तो पता नहीं पर कुछ जगह पर नाम ऐसा कमा रखा है कि वहां पैसा नहीं बस नाम चलता है महाराष्ट्र का महाराज हाथ पर लिखा हुआ खुद को सरकार मानते हैं तुम जिनको बाप मानते हो वो हमको बाप मानते हैं गांव से लौंडे आए हैं गांव के लौंडे छाए हैं यूपी से इंडिया भर में महाराज के गाने बजाए हैं तुम क्या सोचे जिंदगी में बेटा हमने कुछ किया नहीं लिख दी हमने खुद की किस्मत हम तब जाके स्टार बने अरे हम गम से जो ठहरे मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा मैं गम का छोरा Merhaba. Sen ölmedin mi? Hayır. Girebilir miyim? Evet, tabii. İçeri gel. Evet, ben de haberleri izliyordum zaten. Evet, durum kötü, düşünemeyeceğimiz kadar. Açıkçası San Quentin'den gelen raporlar inanılmaz. Güzel televizyon. Ne? Bunu nasıl yaptı? Evet, gerçekten de nasıl? Evet. İşte milyonluk soru bu. Ve yine sen özel ziyaretçisiydin. Sana ne anlattım? Bana mı? Hiçbir şey anlatmadı. Kaçma planından bahsetmedi mi? Detaylı firar kostümünden bahsetmedi mi sana yani? Acaba nasıl sihirli bir şekilde böyle olayların göbeğinde olup mucize eseri hiçbir şey bilmiyorsun ha? Belki de şanslıyım. Evet, tabii. Dedin ki San Quentin'den gelen raporlar inanılmazmış. Acaba ne demek istedin? Röportaj günü senden istediğim şeyi hatırlıyor musun? Bilgi çok değerlidir. Sen bunu herkesten iyi bilirsin. Yapma. Onu idam ettiren adamı bulmaya geleceğini düşünmüştüm ama yanılmışım. Yerinde olsam saklanırdım. Ben kendim çıkarım. Düşün. Benim olsa ne yapardı? Sen beni bulmadan o seni bulacak ve suratı yiyecek, lanet olsun! Tamam mı? Beni de kime bırakıyor? Ve nasıl bırakıyor? Bir karı koca yatağı. Karı koca. Aş çürümekte. Yani evlilik. Karanlıkta. Ne diyor bu be? Hiç gelmeyecek kurtarıcı. Hiç anlamıyorum. Demek. O cehennem. Tepedeki katedralin çalı çal. Senin yüzünden.
Sen içindeki ben aileyiz. Parlak ışık. Kötü parlak ışık. Sana çok yakın hissediyorum. Ailem gibisin. Sen Estes. Aman be! Biri daha başarısız oldu. Şu ucube tiplere bakar mısınız? Bunlar tam benlik. Güzel kostüm. Harika işçilik. Gördüğüm en iyi kostüm, aman tanrım. Ha? Bu Japon mu? Hayır, bunu kendim yaptım. Bana mı dedin? Merhaba yakışıklı. Özgürüm, hayır tipim değilsin. Artık hediye yok. Ve dandik kıyafetlerde. Benim olmalı. Hadi şu partiyi başlatalım. Evet, hadi bakalım. Sen gerçeksin. Şeyi öldürdüğüm zaman ikimiz yenilmez olacağız. Onu nerede bulacağımızı biliyorum ama önce kaybettiğim bir şeyi bulmamda bana yardım etmelisin. Anlaştık. Anlaştık. Kötü davranmayı bırakın. Bu yanlış. Bu dünya denen dönen taş parçasında aslında hepimize yer var. Kişiliğimizi seçmekte özgürüz. Beni seviyorum. Ben de sizi. Evet. Ölümcül koruyucu kaçar. Bunun üstüne çıkmak çok zor. Keşke bu gece beni görebilseydin. Hadi. Ah.
Lanet olsun. Mulligan. Ben Eddie Brock. Bak, uzak bir ihtimal olabilir ama sanırım bir ipucu buldum. Dinliyorum. Ne buldun? Cassidy ile son konuştuğumda bana karı koca yatağından ve evlilikten bahsetti. Ve bana bir şey ifade etmemişti ama sen estese geldim ve bir şey buldum. Bir ağacın önünde duruyorum ve ona bakıyorum ve üstüne harfler kazınmış. CK, FB'yi seviyor yazıyor. Belki de bu FB her kimse ona gitmiş olabilir diye düşündüm. Ve belki de bilemiyorum, sen Estes'ten bazı dosyaları alabilirsen FB'nin kim olduğunu da bulabilirsin. FB o Francis Barrison. Vay canına. Hızlı oldu. Evet ama imkansız idi. O öldü. Ben onu vurdum. İnternet var mı? Francis Barrison, sen Estes sakini vuruldun. Polis raporu, çok gizli. Gönderildiği yer Ravencroft. Sen yaşıyorsun. O suratını yüzüp bir partide takacağım. Buradan hiç çıkamayacaksın Siegfried. Kimse çıkmaz. Evet Francis. Anlaşılan sevgilin San Quentin'de bir Houdini numarası çekmiş. Haberlere çıktı. Oo, hemen heyecanlanma. Seni bulamayacak. Canın cehenneme. Gururum okşandı. Ama hiç tipim değilsin. Acaba şu anda nerededir? Ben tam buradayım. Tada! Bebeğim. Bak, korkmanı istemiyorum, tamam mı? Biriyle tanışman gerek. Carnage. Yapabiliyorsun. Ah!
misin? Bunu bir daha yaparsa onun suratını yerim. Sese karşı çok hassas. Aracı durdurun. Desteğim olun. Kim demiş romantizm öldü diye? Hey! Sarhoşlar gidemez. Oh, oh. Yardım et. Yemek. Defol. Hemen dışarı. Çık onlarda. Venom? Onları ayakta tutmakta zorlanıyorum Bayan Kel. Eddie nerede? Yemek. Canavarlar! Canavarlar her yerde! Her yerdeler! Arama bültene çıkarım. Bir çember oluşturun. Eyaletler arası geçişi kapatın. Ve Brock'u getirin. Burada kimseye faydam olmaz. Vaktinizi harcıyorum. Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Eddie Brock Kletus kesidiyle ilgili başka ne paylaşmadı? Kletus neden Eddie'yi idamını izlemeye çağırdı? Ha? Çevrende sürekli kötü şeyler oluyor. Geçen sene dairemde bulunan cesetler, şu ıstakoz restoranındaki kargaşa ve... O roket patladığında senin yaşam vakfında olman. Ve şimdi de Clyde Bonis'ini buldu ve adını bugüne kadar duymadığım bir tesiste ölü bir psikiyatrist var. Ve insanlar canavarlar gördüğünden bahsediyor. Canavar mı? Yani canavar derken ne demek istiyorsun? Canavar Eddie. Kletus nereye giderse bu canavar da gidiyor diyorlar. Av Tanrım. Konuşsana Eddie. Hmm. Anlat hadi. Bunu nasıl yapıyor Eddie? Sırrı ne? İnsanların hayal görmesini nasıl sağlıyor? Telefon hakkımı kullanmadan sorularına daha fazla cevap veremem. Telefon hakkını vereceğim. Ama sırlar ne ister biliyor musun? Bilinmek ister. O yüzden tutmak o kadar zordur. Bunu Eddie mi istedi? Ona yardım edecek başka kimse yok muymuş? Partiye geç kalacağız. Başı belada Dan. Evet, başı hep belada. Yine uzaylılar mı olacak? Hayır, tabii ki olmayacak. Onunla yalnız konuşacağım. Eğer biri zarar görürse doğruyu anlatma vazifen müvekkiline olan vazifenden önce gelir. Havalı okulumuzda bunu öğretiyorlar mı? Merhaba Ann. Hey Ann, geldiğin için teşekkür ederim. Vay be, ufaklık çok şirin ha. Senin için ne kadar endişelenmeliyim? Ben hata yaptım. Tamam, ne kadar kötü? Daha kötü olamazdı ve hepsi benim yüzümden. Her ne yaptıysan Eddie polise gerçekleri anlatman gerekiyor. Hayır. Polise günlerdir peşinde oldukları seri katilin içinde bir uzaylı olduğunu söyleyemem. Ve herkesi öldürebileceğini de. Venom, anlat neler oluyor? Hayır, o burada değil. O burada değil. Bu yalan söylüyorum, o burada değil mi yoksa gerçekten burada değil mi? O burada değil. Senestes'te yangın. Bütün birimler. Lanet olsun, ne oluyor? Eddie düşün. Bilmiyorum. Düşün. Bilmiyorum. Tek bildiğim yemek yemeden uzun süre dayanamayacağı, tamam mı? Tavuk yiyor ve çikolata yiyor o kadar. Hala kuralları uyuyorsa başka bir şey yemez. Onu bulmamız gerek. Yani benim bulmam gerek. Evet, senin bulman gerek. Lütfen. Sonra da ben düzelteceğim. Deneyeceğim. Teşekkür ederim. Bayan Chen. Kim soruyor? Ben soruyorum. Ne istiyorsun? Çok şirinmiş. Tamam, dinle. Eddie'nin kalbini kırdın. Bak, bunun neden doğru olmadığını açıklayacak zaman yok. Venom nerede biliyor musun? Onun da mı kalbini kıracaksın? Kimin kime ne yaptığı konusuna girmeyeceğim.
Ede çikolata için buraya gelebileceğini söyledi. Benim uzaylıyla konuşmam lazım. Ne? İşe uzaylılar karışmayacaktı. Başka uzaylılar demek istedim. Vali sokağa çıkma yasağı. Sesini açar mısınız? Lütfen evlerinizden çıkmayın. Cassidy ve Barrison'ın silahlı ve son derece tehlikeli olduğu düşünülüyor. Geniş çaplı arama bu gece de devam edecek. Cletus'ta bir simbiyot var. Aman tanrım. Patolojik olarak yalan söylediğin başka bilgi var mı? Tırsak. Anlayamadım. Eddie'nin Venom'a ihtiyacı bana var. Bana tırsak dedi. Ona ihtiyacı yokmuş. Hayatı onsuz daha iyiymiş. Bak anlayamıyorum. Neden bu kadar... Dur biraz. Hemen oradan dışarı çık. Bunu gördün mü? Bunu gördün mü? Ciddiyim. Evet tatlım gördüm. Eddie bu sefer o küçük sidikli kıçını kendi kendine kurtarmalı. Bebek gibi davranma, git arkadaşına yardım et. Ben tuvalet bile temizleyemezmişim, öyle dedin. Cletus Eddie'nin peşine düşecek, sen olmazsan kurtulamaz. Elbette kurtulamaz. Çünkü ikimizin arasında kahraman olan benim. Evet, sen koca seksi bir kahramansın. En havalısısın, en seksisisin, en cesursun. Hala buradayım, farkında mısın? Seni kimse sevmiyor den. Seni iş üstünde görmeye bayılıyorum. Hadi şu pislik herifi kurtaralım. Sana buradan kurtulacağımıza söz vermiştim. Ve tepedeki katedrale yürüyecektik. Nikah. Üç davetli. Her birimiz için bir kişi. Gözümü alan o polis. Eddie Brock. Ve Venom. Bir kızıl düğün. Sen onu buldun mu? Pekala hadi gidelim. Ben onunla konuşmuyorum. Dışarı çıkmak istemiyor. Ne demek şimdi bu? Gitmeliyiz çünkü Cletus şehirdeki herkesi öldürecek. Özür dilemezse şuradan şuraya gitmem. Senden bir özür bekliyormuş. Bak özür dilemekten özür hoşlanmadığını biliyorum yani, ama. Özür mü? Ne yani şu anda mı istiyor? Bana yalvarmasını istiyorum. Peki o zaman büyüklük bende kalsın. Büyük olan hep ben olacağım. Ama dinliyorum. Ne dedi? Ne diyor o? Seni içtenlikle dinliyormuş. Pekala dinle o zaman. Özür dilerim. Hiç samimi değil. Özür dilerim. Hala değil. Özür dilerim. Çok tuhaf. Özür dilerim. Niye bana bağırdığını anlayamıyorum. Çünkü tamam peki o zaman seninle tanışmadan önce ezin tekiydim. Evet bu doğru. Ve artık özel biriyim. Tamam mı, sen beni özel kıldın. Aynen öyle. Bir adım ileri götürsene. Bir adım ileri mi? Tabii. Ben söylediğim her şey için özür dilerim. Söylemediklerim için de. Bütün yaptıklarım için. Ve muhtemelen yapmadığım şeyler için de. Evet, şu an düşünüyorum. Hadi, hadi. Tamam. Olamaz. Öp kızı. Artık beni öpecek misin? Hayır mı? Tanrım, bunu bir daha asla yapmam. Tanrım, belki hiçbir zaman bilemiyorum. Aslında bayağı eğlenceliydi. Kahraman olmazsak kendimize nasıl ölümcül koruyucu deriz? Çok 80'ler ismi. Den, hemen yola çıkın, burada kalmayın. Ve eğer gerekirse... Ateş ve ses. Ateş ve ses mi? Müzik grubu mu bu? Hayır, bu onları öldüren evet. Şey. Tamam bak dostum, onu korurum. Özür dilemiyorum. Tanrım, özür dilerim. Bu ikisine çift terapisi gerekiyor. Brock'un evine varmak üzereyim. Lanet olsun, aman tanrım. Cassidy, ellerini hemen başının üstüne koy. Hangi ya? Ellerim. Lanet.
Çok tatlım. जाने जाना मेरी जाने जाना तूने कैसे मुझको ना पहचाना जाने जाना मेरी जाने जाना तूने ना मुझको कैसे यूं पहचाना तुझसे मैं करना चाहूं दिल की वो सारी बातें जो तुमसे अक्सर हम रखते हैं यूं छुपा के क्योंकि लफ्ज लड़खड़ाते कहने में तुमसे दिल का ये हाल कैसा कर दिया हमने हमको तुमसे मिलने का ना है कोई मलाल जाने जा मेरी जाने जा मुझसे तू दूर अब ना जा जाने जा मेरी जाने जा बस मेरे तू रह जा 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 मेरी जाने जा मेरी जाने जा तूने ना मुझे पहचाना हो जाना जान के भी तुम क्यों यूं अनजान रहते हो मन की बातें जो तुम हमसे ना कहते हो लगता है बुरा हमें क्यों क्या हम कोई गैर है लगता है बुरा हमें यूं क्यों हम कुछ कह नहीं सकते अब तुम पे बस नहीं परवश में तुम्हारे हम बैठे अब तुम पे बस नहीं परवश में तुम्हारे बैठे है हम हो ओ जाने जाना मेरी जाने जाना तूने ना मुझको क्यों पहचाना ओ जाने जाना मेरी जाने जाना तूने ना मुझको क्यों पहचाना पहचाना मेरी जाना मेरी जाने जाना मेरी जाने जाना Uzak katedrali görürüm sadece. Kırık melek benim diğer yarım. Sayın misafirler. Önce hediyeler. Aslında geleneksel olarak. Sen kes sesini. Peder, bebeğim sana en çok istediğin şeyi veriyorum. Polisi mi? Polisi. Devam et peder. Sayın misafirler, bu evliliğe itirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya da sonsuza dek. Nerede? İşte geldim. Öldün sen peder. Hayır. Sen değil peder. Sen peder. Yok artık. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? O duşun dinden çok daha kötü. O bir kırmızı. Kırmızı mı? Gitmemiz gerek. Hemen. El atlatacaktır. Onu zaten hiç sevmemiştik. Evet. Hadi gidelim. Şimdi mi? Size mutluluklar. Biz kaçıyoruz. Hadi. Uhu. Hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam, hemen çıkman gerek. Çünkü şu anda kendimi çok, çok savunmasız hissediyorum. Brock da mı senin gibi? Uzun sürmeyecek. Eddie, burada bekliyorum. Artık dışarı çıkman gerekiyor. Herkesi yemene izin vereceğim. Hepsini yiyebilirsin. Ama çocuğum beni, o hariç onu yiyemezsin. Söz mü? Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Anlaşmazlık mı başladı? Şimdiden.
takım ruhu. Bize demiştim. Ölecek olan biziz. Hayaleti öldüremez. Sen onu öldür. Ama çeneni kapalı tut. Eşimiz ne yaptığını iyi biliyor. Fazla bağırmasın yeter. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Durdur onu. Polis benim. Balayı bitti mi? Atan hayır. Enerji paketi. Hayır. Mayday, mayday, mayday. Kletus kesildi. Göze göz, dişe diş konusunda ne diyorlardı? Ateş ve ses! Ses yok, orası ayrı! Bu hikayenin yalnızca tek tarafını anlattığını düşündüm. Annesi, babasını, büyük annesi tarafından istismara uğradığı kısmı yazmadan. Sevmediği korkmuş küçük bir çocuk olduğunu dünyaya anlatmadın. Kimse onu kurtarmaya gelmedi. Hiç onu sormadın. Neden? Buna gazetecilik denmez. Eski güzel günler. Ben deli bir adam değilim. Ama ben...
ikinci bir adamım. Kızın ölmesini isteyeceksin.
değilmiş. Canavar yokken de ben bir katilim Eddie. Ne istemiştim biliyor musun? Ne istemiştin Kletus? Sana söyledim ama beni dinlemiyordun. Peki, şimdi dinliyorum. Dostluğunu istemiştim. Üzgünüm Kletus. Tatlı olarak kelle! Ne düşecekler? Biliyorum. Hey Anne. Kendine iyi bak. Sen de şampiyon. Anne. Sen de kendine iyi bak. Sağ ol. İyi adamsın. Bence ona ihtiyacımız yoktu. Açıkçası destek olacağını köstek oldu. Şuradaki Don Kişot ve yanındaki adam da Sancho Panza. Onlar dünyaya çok farklı bakan iki çok farklı insan. Her şeyi farklı yapan insanlar. Bazen birbirlerinden hoşlanmıyorlar ama birlikte çalışıyorlar. İçlerindeki iyiyi çıkarmak için. Eddie, zamanı geldi. Yalnız çıkmalıyım. Beni istiyorlar. Evet. Sevgili dostum Sancho, gerçekler doğruluğun düşmanıdır. Bu ne demek şimdi? Yani bu demek oluyor ki biz kaçacağız. Nom, evet, evet. Filan ettik. O da var. İyi ki geldik. Getirdiğin için sağ ol. Rica ederim dostum. Çok güzel değil mi? Saçındaki rüzgar meselesinde elimizden bir şey gelmediği için üzgünüm ama... Osho diyor ki... Birini sevdiğin zaman... Onu bütün kusurlarıyla... Kabul edermişsin. Kusurlarıyla? Kimse mükemmel değil. Bir geri gel, geri gel. Sen az önce beni... Sevdiğini mi söyledin? Söyledin. Nereye gideceğiz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir ölümcül koruyucuya ihtiyacı olan bir yere sanırım. Sen ciddiysin. Evet. Bize pelerin lazım, bir de masken. Hayır, bence onu sen hallediyorsun. Böyleyim. You
one with me on them cold block nights. Now you front row for the spotlight. Now the diamonds in the Audemars bright. Jets overseas for a fight flight. Young on bullshit and I ball on them Bill Cartwright. I can shine through the darkness. I guess I always been a star type. That line in me made my heart fight. Could have been a victim of a op pipe. Took a million risks just to get to this, cause we ain't the ones that the cops like. Been so many times God tested me. They only see the answers I got right. They commenting all on the blogs trying to tell me how to live my life. And I waited so patiently. If you could take off, don't wait for me. No days off, grind faithfully. I keep thanking God for saving me. Frontline showcasing our bravery. I know that top spot, it was made for me. It all paid off, so we felt the struggle so painfully. Now you see me standing in the lights, but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to win the fight. I had to fall so many times. Oh, now I'm the last one standing. Oh, now I'm the last one standing. Y'all say what? I've changed, huh? Really though, tell me how so. I got all what? This bread, yeah. I'm still sour though. I don't know. Square peg, round hole, like a block of cheese in a paper towel roll. Rocky Balboa, never been no towel thrower. Even when I got kicked to the curb, life knocked my dick in the dirt. I got back up, flipped at the bird, till I earned the attention I yearned. Not to mention, I learned how to turn resentment and hurt to an unquenchable thirst. In the simplest terms, it's revenge of the nerd in every sense of the word. And rappers, how can we be on the same level now when I gotta look down to see these clowns that are on the ground? Bitch, I got clouds beneath me. Ever since I put out the EP to the height of 2003, me, you ain't see the struggle to make it out the D because I made it somehow look easy. Now you see me standing in the lights, but you never saw my sacrifice, or all the nights I had to struggle to survive. Had to lose it all to win the fight. I had to fall so many times. Oh, now I'm the last one standing. Maximiliano. ¿Estás embarazada? ¿Estás esperando un hijo mío? Bu diziye bayılıyorum. Evet. Maximiliano'nun duyguları hiç ciddiye alınmıyor. Evet ama o da öyle çılgınca bir sırrı saklamamalıydı dostum. Hepimizin bir geçmişi var Edi. Ne? Nasıl? Benden sır mı saklıyorsun? Saklamasam 80 milyar ışık yılı yaşındaki evrenler arası kovan bilgisi o minnacık beynini patlatırdı. Bu da ne demek ki şimdi yani? Peki sana tattırayım o zaman. Biz simbiyotların şimdiye dek deneyimlediklerinin küçük bir parçası. Tamam. Hazır mısın Edi? Evet. Neler oluyor? Hayır. Yo. Bu da ne böyle? O sadece havlu. Neredeyiz? Sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Tarafımdan gün ışığına çıkarılan bu şaşırtıcı bilginin Peter Parker. Bu da ne? Diğer adıyla Spider-Man'in yaşam hakkında daha fazla soru ortaya çıkarken emin olabilir. Ama merak etmeyin sayın izleyiciler. Biz Jerry Buggles'ın onun yalan ağzını kadar durmayacağım. Ben Jay Jonah Jackson. İyi geceler. Ve Tanrı yardımcımız olsun. Dostum, odamda ne yapıyorsun sen? Ben... In a world where the love isn't free, through the lies and the pain and deceit. See, glitter ain't always gold. They want war, but we came for the peace. Misfits in the belly of the beast. Get ready for the rally in the streets. Don't aim too high, they tell you. But above clouds we reach. I'm numb to the words they preach. We listen to the inner voice leading. Listen to the words I'm speaking. Always for the people till the day I stop breathing. Can't take back all the time we spent trying to make deep change in the world. How do you get them to understand where you're at when your pain isn't felt? It's a triumph. The bass ain't too loud for the room. We can never be silenced. Venom. My
Am I? If you ever heard what I heard in the night, what a fright. They wanna see us abandon the fight. We never die, we just multiply. Take all the rage you've been feeling inside. You couldn't handle this heat if you tried. City to city is different, but you and I have similar lives. I've got a plan, as you coming with me, there's minutes to go. I ain't watching the time. Love bells are ringing, I'm ready to roll. Ain't no time to chill when my seat don't recline. Ain't no apologies, I'm taking off and ain't nobody stopping me. You gonna do something or you just watching me? Only I know what the fate of my prophecy is. Yeah, I know where I'm heading. Voice is a weapon, watch as I tell them. Venom. Or am I in my own head? Can't tell anymore. Psychotic to the death. When I dig deep, I can never find that I left. It's a mystery. Rage, nothing but rage. Can't figure out if I'm going insane. Ain't no doubt we'll be showing no mercy. So think twice if you wanna get blazed. Nothing ain't nice right here, no games. I don't wanna dart nobody in a flash. True resist, stick up, hands in the air. Put the money in the bag. All cash, venom. Venom.